Hoş gelmişsin Prens Theodor. Hoş bulduk Ertuğrul Bey. Buyurun hadi. Size daha önce de sulh teklifleriyle geldik. Ama maalesef hepsi bozuldu. Bu kez daha ciddi ve kalıcı bir anlaşma için geldim. Öncelikle hediyelerimizi kabul etmenizi dileriz. Hediyeleriniz için sağ olun. Dediğiniz gibi daha önce de sulh anlaşmaları için geldiniz. Biz de hiçbirini geri çevirmedik. Lakin hepsi bozuldu. Sebebi de tekfurlarınızın ve komutanlarınızın ihanetiydi. Size verebileceğim en büyük güvence olarak kendim. Yani Bizans tahtının varisi olarak geldim. Ögeday Han öldü. Moğollar yönlerini Anadolu'ya çevirecekler. Sizi de, bizi de yok etmeye çalışacaklar. Halbuki bu topraklarda sulh içinde yaşama imkanımız varken neden yok olalım? İhaneti ve sulhü bozmayı kimse göze alamayacaktır, bundan emin olun. Prens Theodor, biz uzatılan sulh elini hiçbir vakit geri çevirmeyiz. Ve sulh şartları yerine getirildiği müddetçe de karşımızdakine adil davranırız. Mert oldukları müddetçe de düşmanlarımıza hakkıyla muamele ederiz. Büyük Sultanınız Alparslan Malazgirt'te İmparator Roman Diyojen'i yenip onu esir aldığında bile onu dost çağırlamış ve güzel davranmıştı. Aynı asaletin sizde de olduğunu biliyorum. Bu yüzden sizinle sulh anlaşması yapmak bizim için onurdur. Abdurrahman.
Anlaşmayı imparatorumuz adına mühürlüyorum. Ben de Uç Bey olarak Selçuklu Devleti'nin ve Sultan'ın bana verdiği yetkiyle sulh anlaşmasını mühürlerim. Söğüt'e yerleştiğimizde oraya Hanlı Pazar'dan daha büyük bir pazar kuracağız. Rum tüccarlar orada diledikleri gibi ticaretlerini yapabilirler. Can ve mal güvenliklerinden biz mesulüz. Sulh dahim olduğu sürece yeni kuracağınız pazara elimizden gelen desteği vereceğiz Ertuğrul Bey. Sulhumuz daim olsun Ertuğrul Bey. İnşallah Prens Theodor. Buyurun hele. Selametle Prens Theodor. Peki sonra ne oldu nene? Benden bu kadar. Bundan sonrasını bu akşam Han'daki toydan sonra baban anlatsın. Beni toya mı götürürsünüz nene? Yaraşır senin gibi yiğit bir beye gündüz. Hak edersin sen toyda olmayı. Sahi mi dersin nene? Bey olarak toya mı davet ederler beni? Sahi derim ya oğul. Gayrı vakti gelmiştir. Herkes seni orada bey olarak görmek ister. Ben de bey oldum. Ben de toya gideceğim. Zalimlere korku salacağım. Mazluma umut olacağım. Babama yarışır yiğit bir bey olacağım. İnşallah evladım. Nasıl da sevindi Haymanım. Allah yüzlerini hep güldürsün. Kaderlerini güzel eylesin. Mutlulukları daim olsun. Amin. Nikah prensi bizzat kendi geldiğine göre başları fena sıkışmış olsa gerek beyim. Ya kardeş, imparatorun elinde tekfur mu bıraktık ki? O da son çare oğlunu gönderdi, ne yapsın? Başlarının sıkışması Moğol korkusundandır Bamsı. Anadolu topraklarında biz olmasak Moğolların Anadolu'yu bir anda tarumar edeceğini, kendilerini de yakıp yıkacaklarını iyi bilirler. Bu sebeple bizimle sulh yapmak isterler. Prens Theodor sulh meselesinde gayet ciddiydi beyim. Bir aksilik olmazsa Moğol belası defolana kadar bunlar sulhü bozmaya yeltenemezler beyim. Bana da öyle gelir artık bey. Prens o itimadı verdi bana. Lakin ne olur ne olmaz. Temkini elden bırakmayalım. Eyvallah. Eyvallah. Beyim, bu kefereler yenile bizimle düşmanlık etmenin fayda etmeyeceğini anladılar. Allah vere, inşallah Moğol zebanileri de bunu anlayacaklar beyim.
Bamsı, cihan sulh ve huzur isterse Türk'e düşmanlık etmeyeceklerini öğrenecekler. Türk'ün damarı kabardı mı, başlarına ne geleceğini hepsi öğrenecek. Sen müşteri olasın. Eyvallah beyim. Eyvallah. Beyim, ahali göç için canhıraş çalışmakta. İyi vakit. Siz de ahalinin yanında olun Turgut. Olun ki bir ihtiyaçları olursa karşılarsınız. Eyvallah. Eyvallah beyim. Eyvallah kardeşler. Sen... Ağlayıcı kuşlar gibiydin. Şimdi ürkek bir serçeye dönmüşsün Ulukam. Karacahisar'dan haber geldi Noyan. Ne oldu kam? Ver hele. Ertuğrul'un alpları. Tabakhaneyi basıp herkesi öldürmüş. Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl öğrenmiş Ertuğrul? Yalan o ya. De bana kam kardeşime ne oldu? Onu anasıyla Ertuğrul otağında tuzak kurup Kolay gele. Kolay ya. Hele gelesin kardeş. Yanlarına varıp ahval öğrenelim. Onur Bey. Çalık Bey. Kolay gele. Sağ olasın Turgut Bey. Hoş geldiniz Turgut Bey'im. Hoş gördük, hoş gördük. Kolay gele, kolay gele. Görünen o ki... Oba epey toplanmıştır. Toparlandı beyim. Akşama kalmaz her şey tamam olur inşallah. Eyvallah, eyvallah. Kanlara koşulacak hayvanlarımızın. Hepsi de semizdir maşallah. Dağda, belde, yağ gibi akar giderler. Maşallah. Maşallah, maşallah. Baba, yorulmuş tursunuz. Sesi getirdim.
Hele Turgut Bey'inle Bamsı Altbaşı'na uzatasın kızım. Sağ olasın, sağ olasın. Su gibi aziz olasın inşallah. Şifa olsun Bamsı Altbaşı. Maşallah. Su dokuyayım mı sana Turgut Bey? Sağ olasın. Haydi kızım, sen diğer çalışanlara da su veresin. Maşallah. Eksik gedik bir şey var mıdır? Yoktur Bamsı Altbaşı. Kalanlar yeterince var. Yüklerimize yeter hepsi. Çadırlar da sökülmeye başlandı. Hepsiyle tek tek alakadar oluruz. Eyvallah. Bir vaziyet olursa haber edersiniz. Haydi size kolay gelsin. Eyvallah beyim. Kolay gelsin. Buyurun beyler. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla. Toyumuz hayırlara vesile olsun. Amin. 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 Moğol Hanı Ögeday'a elçi gidip sağ salim döndün Ertuğrul Bey, çok şükür. Burada da Moğol casuslarının hakkından geldin. Eyvallah beyler. Ögeday Han öldü. İçimizdeki bazı Moğol casusları temizlendi. Lakin Moğol tehdidi henüz bitmiş değildir. Ögeday Han öldüğü için onunla mühürlenen sulh anlaşması geçersizdir. Moğollar yeniden Anadolu'ya saldıracaklardır. Biz bugüne kadar nasıl bir arada olup gelen bütün tehditleri bertaraf ettiysek, Moğol tehdidini de Allah'ın izniyle bertaraf ederiz. İnşallah. 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 Biz yeni ve kutlu bir yola çıktık. Allah'ın izniyle Söğüt'e yerleştiğimiz vakit ocağımızı daha da büyüteceğiz. Buraya gelene kadar nice badireler atlattık. Nice düşmanla cenk ettik. Kutlu yolumuz Söğüt'le sınırlı değildir. Ata yurtlardan açılan kapı nasıl ki bizi buralara kadar getirdiyse, Söğüt'te açacağımız kapı da bizi cihanın dört bir yanına taşıyacaktır. İnşallah. 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 At ayağı külük, ozan dili çevik olur derler. Bize ata yurtlardan deyişler söyleyesin de gönlümüz şenlensin Ozan. Eyvallah. Han çadırı kuruldu, kum diki vuruldu.
Han çadırı kuruldu, tohum dikip vuruldu. Düşman otu biçildi, nasıl kaçar ol tutar. Düşman otu biçildi, nasıl kaçar ol tutar. Hey, öfkem gelip uğradım, arslanla kükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanla kükredim. Alplar başın doğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar başın doğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Alplar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Birbirini alkışır, Edgar Medip ok atar. Birbirini alkışır, özlemeden ok atar. Hey, öfkem gelip uğradım, arslanla kükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanla kükredim. Alplar başın doğradım, şimdi beni kim tutar? 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 Alan boy. Ertuğrul'u gördün mü? Ertuğrul'u dediğin gibi dürüst ve mert damarından yakalayıp pazarında yer tuttu. Onun güvenini sağladı. Otağına girip hatunu ve anasıyla tanış bile oldu. Sevdiğim ne varsa elimden aldın Ertuğrul. Şimdi sıra bende. Bakla ben. Geleceğim. Kara ruhlarla geleceğim. Senin soyunu kurutup onların derisinden kendime otağı yapacağım. Evlatlarından yolluk yapacağım. Bekle beni Ertuğrul. Bekle. Başı, tapınakçılardan bahsettiniz. Onları nasıl yendiniz? Gündüz Bey, dört bir yanımızı sarmışlardı. Tapınakçı kefereler çevremizde bir ocak gibiydi. Lakin biz ise ateş gibiydik. Çelik gibin imanımızla, sarsılmaz cesaretimiz, bükülmez bileğimizle
ve dahi kat kat sırları biçen pusatlarımızla haklarından geldik evelallah. Orhan buralara nasıl geldik baba? Atam Süleyman Şah vefat ettikten sonra bize inananlarla yola çıktık gündüz. İşte böyle Gündüz'üm. Kardeşlerinden ayrılmak zor oldu değil mi baba? Olmaz mı Gündüz'üm? Olmaz mı? Ömrümün en acı, en zor günleriydi. Baba, sen çok zor günler yaşamışsın. Öyle oldu Gündüz'üm, öyle oldu. Lakin bunların hepsi birer imtihandı. Bizim gayemiz rızayı ilahi olduğu için Allah da bize zor günlerimizde medet eyledi. Çok şükür bizler de bu günlere eriştik. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Yarın göç kervanı bizden evvel yola koyulacak. Biz de evvela mezarlığa uğrayıp sonra da Sarı Vadi'de kervanla buluşacağız. Ondan gayrı da hep beraber Söğüt'e varacağız inşallah. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir beyim. Eyvallah yiğitler. Haydi bakalım Gündüz'üm. Uyku vaktidir. Buyruk senindir beyim. Haydi arkadaşlar. Allah sorsun. Oğul. Ertuğrul'um, bu Noyan soysuzundan kurtulduk mu dersin? Gayri peşimizi bırakır mı? Noyan'ın vazgeçmeye niyeti yoktur ana. Yine gelecek. Lakin bu sefer ordusuyla Anadolu'yu istila etmeye gelecek. Ne edeceğiz peki? Şimdiye dek ne ettiysek onu etmeye devam edeceğiz ana. Ne zulmedeceğiz, ne de zulme boyun eğeceğiz. İsterse cihanın tüm ordularını toplayıp gelsin. Ya muzaffer oluruz, ya da şehadet erer sana. Nice musibetler gördük. Nice badirelere göğüs gerdik. Lakin bu soysuzum. Bize çektirdiği acılar dün gibi aklımdadır. Yine aynı şeyleri yaşamamızdan korkarım. En çok da evlatlarımıza musallat olmasından. Allah'ım bize aynı acıları yaşatmasın ya Rabbi. Sen müsterih olasın ana. Geleceğe varsa göreceği de vardır elbet. O soysuza karşı Söğüt'te alınacak tüm tedbirleri alacağız. İnşallah Ertuğrul. Şimdi Allah'ın izniyle Söğüt'e göç ederiz. Bu kutlu yolda sevdiklerimizi kaybettik.
atam Süleyman Şah'ım vefat etti. Kardeşlerinden ayrı düştük. Halime, güzel kızım. Onu bu diyarlarda toprağa verdik. Bütün acılara katlanıp yolumuzdan dönmedik. Hepsi bu günlere erişmek içindi. Keşke onlar da bu günleri göreydi. Hepsinin acısı ayrı ayrı içimi dağlarına. Lakin kutlu yol imtihanlarla doludur. Sevdiklerimizin acısı da bizim için bir imtihandı. Allah'ın inayetiyle acılara sabredip bu yolda yürümeye devam ettik. Gayretimiz Allah'ın tevfikiyle mükafatlandırıldı. Şimdi Söğüt yurdumuz olacak ana. Söğüt'te merhamet ve adaletle yakacağımız kutlu ocağın aydınlığını inşallah evlatlarımız cihanın dört bir yanına taşıyacaklar. İnşallah oğul. İnşallah. Ben bir evlatlarıma bakayım ana. Selametli olun. Savcım, sütten ak yüzlü, gök gözlü oğlum benim. Haydi uyuyasın oğul. Uyuyasın evlat. Denizler denizin,
ırmaklar ırmağın olsun. Mavi gök çadırın, güneş bayrağın olsun. Tek gayen rızayı ilahi olsun oğul. Kardeşlerim de seni çok özleriz. Sıcaklığını ararız ama. Şimdi yeni yurdumuza varırız. Lakin gözün arkada kalmasın. Kardeşlerime en iyi şekilde ağabeylik edeceğim. Ziyaret etmek için yine geleceğiz. Sen hep bizden yiğit bir bey olmamızı isterdin. Ama olsun ana, sana ve babama yaraşır yiğit beyler olacağız. Gündüzüm, iyiydim. Hadi nenem, gitme vakti geldi. Hadi. Gündüzüm. Vefakâr hatunum. Hasretin yüreğimde kor gibidir. İçimi yakıp kavurur. Gayrı Söğüt'e göç vakti gelmiştir Halime. Nicedir seninle hayalini kurduğumuz.
Söğüt'te tutuşturacağımız ateşin vakti gelmiştir. Gözün arkada kalmasın Halime. Huzur içinde uyuyasın. Evlatlarımızı atalarının kanına, analarının helal sütüne yaraşır şekilde yetiştireceğim. Müsterih olasın. Ben senden razıydım Halime. Allah da senden razı olsun. Makamın yüce olsun. Dilerim Rabbim adı görklü yüce peygamberimiz Muhammed Mustafa yüzüzü hürmetine bizi ahirette de buluştursun. Biz de şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyup mezarlarını suladık. İyi etmişsiniz yiğitlerim. İyi etmişsiniz. Bugün davamız bize onların emanetidir. Allah makamlarını yüce kılsın. Amin. Varacağımız Söğüt'te de birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Amin. Amin beyim. Amin. Haydi. Gayrı yola çıkma vaktidir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Biz Moğollar, Tengri'nin yeryüzündeki cezalarıyız. Eğer onlar biat etmeyi bileydi, eğer onlar kibir denizinde boğulmayaydı, Tengri bizi onların üzerine göndermezdi. Doyan, etimiz, kanımız, canımız sana fıda olsun. Olsun! Şimdi Anadolu'yu istila etmek için yollara düşeriz. Türkler sonunda kaybedecekler. Bana, Noyan'a itaat etmemenin bedelini ödeyecekler. Sizlerin bana ölümüne bağlı olduğunuzu bilirim. Lakin bu yetmez. Benim tenim Gobi çölünde yaprak gibi kurusa da siz yolunuzdan dönmeyeceksiniz. Sizler en iyi yiğit komutanlarımsınız. Türkler Anadolu'ya girdiğimizde karşımızda bir duvar gibi duracaklar. Lakin duvarın sağlamlığı onu koruyanların cesaretine bağlıdır.
Evvela Türklerin cesaretlerini kıracağız. Her yere sızan casuslarımızla, bize biat edenlerin kurdukları tuzaklarla Anadolu'yu kan gölüne çevireceğiz. Türkleri birbirine öyle kırdıracağız ki kellelerini ağaçtan armut toplar gibi toplayacağız. Bir savaşçı için en büyük sevinç zafer kazanmaktır. Onları takip etmek, onları yenmek, onları mallarından, sevdiklerinden mahrum bırakmaktır. Sonra gelip Selçuklu'nun yıkılmış masasında kımız içip sarhoş olacağız. Zaferimizi kutlayacağız. Ruhlar bizimle olsun. Doğuyan, 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 doğuyan. Nice engebeli yolları açtınız. Gün geldi sevdiğinizi yitirdiniz. Gün geldi alplerinizi şehit verdiniz. Lakin sarsılmaz bir kararlılıkla, gönlünüzdeki imana bağlanarak davanızdan dönmediniz. Siz kutlu bir davaya adanmış neferlersiniz. Allah'ın davasını dava edinip bu davayı nefsinizden evla bilirsiniz. Hem de büyük fetihlere atılacak adımların eşiğindesiniz inşallah. Allah'tan tek dileğim, çıktığımız bu yolda rızayı ilahi için ilahi kelimetullah davasına hizmet etmektir. Son nefesime kadar adaleti, merhameti, umudu cihanın dört bir yanına yaymaya çalışacağım. Yüce Allah bir ayeti kerimesinde buyurur ki, şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihat edenler, İşte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Siz de Allah yoluna cihat gayesiyle yola çıkarsınız. İnşallah Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olacaktır. İnşallah. 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 Allah'tan niyazım, gideceğiniz yurda bir güneş gibi doğup tüm cihana ışık saçmanızdır. Şimdi veda vaktidir. Ben de kardeşlerimle Konya yoluna düşerim. Size müteşekkiriz. Bize kılavuz oldunuz. Nice karanlıklardan kurtulmamıza vesile oldunuz. Desteğinizi, yarenliğinizi hiçbir vakit unutmayacağım. Hakkınız ödenmez. Biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Ertuğrul Bey, sizler mazluma umut olup zalime korku saldınız. Garip gureba'nın hamisi oldunuz. Sizin gayeniz Allah'ın davasına hizmet etmektir. Bizim vazifemizse Allah'ın davasına hizmetkar olana hizmet etmektir. Eyvallah. Şimdi yollarımız farklı yöne gider. Lakin bilinsin ki bedenlerin uzaklaşması ayrılık değildir. Gönülleri bir olanlar için ayrılık yoktur. Sizler bizim gönlümüzde ve her daim duamızda olacaksınız. Siz de bu fakiri duanızda anasınız. Her daim. Hoş kelamlarınızı yeniden işitmeyi cani gönülden isterim. Selametle evlat. Eyvallah.
Gündüz, evladım. Maşallah büyüdün, serpildin, kocaman oldun. Sen gayrı Bala Gündüz değil, Bey Gündüz. Sen de vazifelisin. İki kardeşini himaye edecek, onlara at bindirip kılıç kuşandıracaksın. Kendin gibi yiğit bir bey yapacaksın. Kardeşler birer ok gibidir. Ne kadar bir arada olurlarsa o kadar güçlü olurlar. Hepiniz babanıza layık birer evlat olursunuz inşallah. Öğütlerinizi unutmayacağım efendim. Ben de ağabeylik vazifemi layıkıyla yerine getireceğim. Kardeşlerimle babamıza layık evlatlar olacağız. İnşallah. Hakkınızı helal edin efendim. Helal olsun evlat. Helal olsun. Allah yolunuzu açık etsin abiler. Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Eyvallah. Eyvallah. Haydi alpler. Ahaliyi bekletmek olmaz. Tez yola çıkmamız icap eder. Haydi yiğitler. Çıktığımız yol, nizam-ı alem için gaza yoludur. Gök yeleli atlarımızla ufukları aşana dek, gün doğumundan gün batımına Allah'ın adaletini yayana dek durmayacağız. Yolumuz yedi iklime, bütün denizlere, bütün ırmaklaradır. Yolumuz en yüce hedefe, Kızıl Elma'yadır. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır.